İyi günler arkadaşlar. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Arkadaşlar, güzel bir integral sorumuz var. Efendime söyleyeyim. Bu tip sorularda nasıl yaklaşımlar yapacağız? Hem liseye giden arkadaşlara hem de üniversiteye giden arkadaşlara faydası olacaktır. Şimdi Muhammed, bu integrale dikkat edersek sen özdeşlikler konusuna 8. sınıf olarak vakıf oldun. Şurada bir çarpanına ayırabiliyoruz veya bir grup paranteze alabiliyoruz. Hemen şu grubu şu şekil yazabiliriz mesela. Aynı integral dx bölü x parantezini alırsam Muhammed, burası ne oldu? X kare artı 1 oldu. Doğru mu? Yanlış bir şey yazmış mıyım? Birebir dağıtırsak x ile x kareyi çarparsan x küp, x ile de 1'i çarparsan bu. Bu aslında bize payda eşitlemede bir şeyi anlatıyor Muhammed. Yani şunu anlatıyor. Diyelim ki bir terim var ve bu terimin paydası 6. Bunu ben şu şekilde düşüneceğim. Yani bu integralin mantığı da oradan gelecek. Misal 1 bölü 2 ile atıyorum artı 1 bölü 3'ün veya şunu söyleyeyim. Bu terimleri A ile B olarak uygun katsayılara getireceğim. Ha, ben bunun paydasını eşitlediğimde ne oluyor? Bu ikisinin çarpımı olan 6 gibi düşünüyorum. Bunun mantığı da burasıdır ve integral çözmede de güzellikler, kolaylıklar sağlar. Şimdi bakalım nasıl yaklaşım yapıyoruz soruya. Şimdi Muhammed, bunu hemen altta gruplandırıyorum. Yukarıda dx'in katsayısı olarak, aslında yukarısı şuna eşittir. Şunu şu şekilde yazabilirsin. Olayı burada. Altta ne var? Mesela x küp mü var? Yukarısını 0x kare artı 0x artı dx'in katsayısı 1'dir. Yazılım, bak, bu yazılmaz. 1 bölü x kare artı 1 şeklinde yazılabilir. Yani zaten sıfırlar, burada da bir dx'imiz var, yerim kalmadı. Sıfırlar dikkate alınmadığında göreceğiz. Şimdi biz bunu şuna çeviriyoruz. 1 bölü x kare artı 1. Doğru mu Muhammed? Benim parçalayacağım olan bu. Uygun katsayılarla a bölü x, birisi x, doğru mu Muhammed? Diğeri x kare artı 1. Artı b bölü, bu tarafta ne var? X kare artı 1. Fakat hani pay ve payda mantığına giderken a'nın burası x'tir, bu sabittir. Ama burası x kare olduğu için kareli mertebe, burasını bx artı c şeklinde düşünüyorsun. İntegralimi bu hale çevireceğim. Ne yapıyorum ben burada Muhammed? Hemen paydalarımı eşitliyorum. Bunun altına x kare artı 1'i yazıyorum. Buraya da x'i yazıyorum. Ne oldu benim sistemim? Bakalım neye gitti. Üst tarafı artık silebilirim. Ana şey kalsın. Sorumuz yukarıda kalsın. Kendime yer açıyorum. Muhammed, birebir eşitlediğim zaman a ile şunu çarpacağım. O zaman burası ax kare artı a. Bu tarafta artı, ikinci tarafa geçtim. X ile de bx artı c'yi çarpıyorum. Bx kare artı cx. Doğru mu Muhammed? Paydalarını eşitledikten sonra bu. Bölü alt tarafta ne var? Çarpılmış hal. Yani bunun kendisi var. X çarpanda x kare artı 1. Şimdi Muhammed, bu iki terimin terime şöyle yapalım. Dx integral. Bak. Terim terime eşit olması lazım. Doğru mu? Burada x kareli bir terim var mı Muhammed? Burada bir x kare var mı? Yok. O zaman x karelerin toplamı 0 olacak. Yani ax kare artı bx kare 0 eşit olacak. Bu da ancak a artı b'nin toplamının ne olması lazım? 0 olması lazım. Başka? Burada x'li terim var mı? Yok. O zaman burada da x'li terim olmayacak. Hop, c gitti. Burada x'li terim sadece cx var. Burada cx'li 2x, 5x, 10x bir şey yok. Dolayısıyla c'yi ben buradan ne buldum Muhammed? 0. C'si yok. Buradaki sabit terimim kaç? Bir tane dx var. Tek bir tane.
E buranın bu kare, bu kare bu x. O zaman a'nın 1 olması gerekiyor. A'yı ne buldum? 1. E a artı b'nin 0 olması için b'nin de kaç olması lazım? Eksi 1. Bitti. O zaman benim bu ifadem, şu ifadem veya onun geldiği nokta bu ifade eşittir. Hemen yazalım. dx bölü x küp artı x ifadesi Muhammed neye eşit çıktı? İki parça. A bölü x'e yani 1 bölü x, 1 bölü x dx artı integral, bu integrali bx, c zaten sıfır bulduk, dikkate alma. B'si de nedir? Eksi. Eksi x demek ki. Eksi x dx bölü x kare artı 1'in integraline eşit çıktı. Şimdi ilk soru olduğu için hani hocam niye böyle uzun uzun yapıyorsunuz? Acemi arkadaşları esası alarak parçalara ayırdı. Şimdi ben kendime yer açıyorum. Şurayı siliyorum Muhammed. Artık burayla işimiz kalmadı. Bu integrali iki toplam integral şeklinde parçalara ayırdıktan sonra artık bunun integralini alabilirim. Dx bölü x'in integrali, dx bölü x'in integrali şu kısım neydi? Ln x'ti. Ln x. Tabii burada ln x'in sıfırdan büyük olması gerektiğini ve bunun mutlak değerde yazılma usulü budur. Çünkü logaritmik fonksiyonlar negatiflerde tanımlı değil. Burada ne var Muhammed? Burada şu eksiyi kafaya ön tarafa alabilirsin. Eksi dışarı çıkabilir. Bu integral x dx integrali bölü x kare artı 1. Şimdi bakıyorum u d u dönüşümünden. Yani ben buna u dersem değil mi? 2x. O zaman yukarıda bir 2 olması lazım. Şu yukarıyı 2 ile çarpıyorum. Bu dengenin bozulması için burayı tekrar 2'ye bölüyorum. O zaman bu integralinde aynı ln x integrali eksi 1 bölü 2 kere. Şimdi şuna u dersen görüyorsun ki buranın da du olduğunu görüyorsun. Du bölü u. Dx bölü x'in mantığı tabii ki ln u'ya gidecek. Bu da ln u. Ln u'muz neydi? U'muz x kare artı 1'di. X kare artı 1. Dikkat edin bak burada Muhammed burada mutlak değer aldım. Burada mutlak değer almaya ihtiyaç duymadım. Nedenini söyleyeyim. X ister negatif olsun, eksi sayılardan ister pozitif olsun. Karesi pozitif olacağı için ln logaritmanın tanım cümlesinde kalıyor. Burada bir ufaktan bir logaritmik operasyon da yapalım. Arkadaşların bu mesela seçeneklerde bunu göremediklerinde itiraz etmesinler. Çünkü logaritmik fonksiyonlar, logaritmik ifadeler nasıl yazabiliriz? Şu şekilde ln mutlak değer x eksi bu 1 bölü 2 buna gelir. Yani karekök olur. Muhammed sen bunları artık bunun karekökü şeklinde yazılır. Sonra bir artistlik daha yapalım. Logaritmamızı bir ifade daha götürelim. Şimdi logaritmalarda, logaritmik ifadelerde ne vardı Muhammed? Logaritma a çarpı b, logaritma a artı logaritma b şeklinde yazılıyordu. Çarpma eğer bölme olursa artı olan da eksi oluyor. Dolayısıyla bu özelliği şuraya geriden getirirsek ne olur burası? Ln x bölü tek logaritmik ifadede karekök içerisinde x kare artı 1 şeklinde bu integral ifadesi yazılabilir. Hemen sonucu da bitirelim. dx bölü x küp artı x integralinin cevap eşittir. Bir integral sabitimiz buna da c1 diyelim. Yukarıdaki c ifademizle de karışmasın. Evet Muhammed, bu sorumuzun cevabı budur. Şimdi ikinci bir yol daha yapacağım. Süre bana süre bilgisi verir misin? Güzel, çok güzel. Arkadaşlara bu konuyu gerçekten tam olarak öğretelim. Şimdi siliyorum, her şeyi siliyorum. Bu sefer ne yapacağım? Şu şekilde. Sorumuzun cevabını da şu
şurayı da ayırdım. Şimdi Muhammed, biz az önce bu integrali çarpanlarına ayırdığımızda birinci aşamada ne yapmıştık? Yukarıda dx vardı. Hemen x parantezini almıştık. Burası x kare artı 1 kalmıştı. Doğru mu Muhammed? Muhammed, tabii sen bu karmaşık sayılar konusunu tam vakıf olamadığından, henüz bu konulara daha 8. sınıfta değil, lisede geleceksin. Burayı da aynı çarpanlarına ayırabiliyorum. Mesela sen, senin 8. sınıfın, şurası x kare eksi 4 olsaydı sen hemen bana ne diyecektin? Bu x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı şeklinde yazılabilir diyecektin. Tabii sen şu anda karmaşık sayıları bilmediğinden bu mantığı biz karmaşık bir düzlem içinde kullanıyoruz. Bu ifadeyi şuna çeviriyorum. Bak, eşittir. Dx bölü, ilk ifadem x, x eksi i ile x artı i'nin çarpımı şeklinde yazıyorum. Muhammed, senin için ve arkadaşlar için i sayısı karekök eksi 1 sayısıdır. Karekök içerisinde eksi 1'e biz ne diyoruz? İ diyoruz. Dolayısıyla bunları sen özdeşlik şeklinde çarparsan, o zaman burası ne olur? Bak, x'in çarpımı x kare eksi i kare. İ buysa i kare de eksi 1 değil mi? Kareye kaldırdığımda karekök gelecek. İ kare eksi 1. Eksi de buradan. O zaman burası i kare x kare artı 1 olur burası. Değil mi? Dolayısıyla bu hakka sahip olduğumu arkadaşlara gösterim. Şimdi bir matematikçi, arkadaşlar matematik de zevk için yapılır. Ve o sana bir haz vermesi lazım. Yani yaptığın iş sana tat verecek ve artık şey gibi, bu tada alışıyorsun ve bu matematiksel sorular, problemler, fiziksel denklemler, yaptığın meslek, hatta bir sanayideki usta, motorcu, tornacı bile olsan artık ustası, tabii şey için yapıyorsun, kendi zevkine, kendi hazzına. Dolayısıyla bir matematikçi bir soruyu çözdüğü zaman hemen şunu yapar: acaba ben bunu başka bir yöntemle çözebilir miyim? Acaba ben bunu, efendime söyleyeyim, daha kolay bir yolla çözebilir miyim diye. Şimdi bu üçlü, bu sefer bak Muhammed şey gibi düşün. Hani 6'yı 2 ve 3'e ayırmıştık ya. Burada da 3 çarpanı gibi düşün. Mesela 2, 3 ve 5 olsun. Ne oldu? 2 ile 3, 6, 5, 30. 30 gibi düşün. Şimdi biz bunu parçalara ayırıyoruz. Muhammed dikkat et. Bak, o polinomu nasıl parçalara ayıracağım, o sistemi. A bölü x artı artı, bunu b bölü x eksi i şeklinde yazdım, artı c bölü x artı i şeklinde aynı mantığı yaptım, görüyor musun Muhammed? Şimdi ne yapıyorum? Bir önceki sistemde benim amaç, tabi bu ABC'ler değişti. Az önceki birinci yoldu, buna da ikinci yol diyelim, buna da ikinci yol diyelim. Bakalım nereye götürecek bu bizi. ABC'ler artık, katsayılar değişti. Şimdi ben payda eşitlersem Muhammed, bu x olduğuna göre o zaman burası x eksi i ile x artı i'yi, değil mi? Payda eşitlerken bunu koyacağım ve a ile çarp. Burası x eksi i olduğuna göre o zaman burasını x ve x artı i ile çarpacağım. X artı i ile çarpacağım. Burası x artı i olduğuna göre x ile x eksi i ile çarpacağım. O zaman yukarıyı temizleyeyim mi? Kendime yer açacağım. Yok, alta sıkıştıracağım şimdi. Şimdi Muhammed, ben bunu nasıl yapıyorum? Bak, şimdi bu ikisinin çarpımı zaten x eksi i ile x artı i'nin çarpımı x kare artı 1. O zaman burası a x kare artı a şeklinde yazılır. Şu ikisini tutup a ile çarparsan bu ifade. Artı, artı, yanında kim var? B ile bu çarpılmış. O zaman bak, x kare artı xi. B x kare
artı bx y ifadesi. C için gelelim buraya. Artı x kare eksi x y ile c çarpılmış. C x kare eksi c x çarpı y ifadesi. Ne? Dönüştü. Yukarıda gene benim birim var. Yani burası hep bir. Buralar bir tane, bir tane dx var. Başka bir şey yok. Dolayısıyla yukarıda üst tarafta x karelilerin kat sayısı 0 olacak. Bak. X kare burada var. X kare burada var. X kare burada var. O zaman birinci ifade a artı b artı c denktir. Ne olacak? 0. Üste benim x kareli bir ifadem yok. X'li ifadem var mı? O da yok. Bakıyorum x'li ifadelerime. Bak Mahmet şuraya bak. B x i c x i. O bunların da katsayıları 0 olacak. Dolayısıyla b eksi c neymiş? 0'mış. Bakıyorum bir daha. X'in katsayısı b i. X'in katsayısı CI. İ'lerde de dikkate almadığımda B'nin C'ye eşit olduğunu söylüyorum. Şimdi Muhammed B C'ye eşit. Başka kim var benim elimde? Bak bir tane bu kaldı. İşlemediğim A kaldı. A'nın katsayısı X kare X olmayan sabit terim. Yani 1 olacak. A'yı ben buradan ne yazıyorum Muhammed? Buraya ben A'yı ne yazıyorum? 1 yazıyorum. X kareler yok. Gitti. C'si de git. A'sı 1 ise. A'sı 1 ise. B artı C ne olur Muhammed? B artı C. Bak A 1 ise koy yerine B artı C'nin de eksi 1 olduğunu görürüz. Doğru mu? Dolayısıyla B artı C yerine eksi 1 yazarsam artık A'yı 1 buldum. Unutmayalım o kenarda. B artı C de eksi 1'miş. E taraf tarafa toplarsam, bak şurayı, B ile C nasıl çözümleniyor? C'ler gider. 2 tane B ne çıktı Muhammed? Eksi 1'e. B ne çıktı buradan? Eksi 1 bölü 2'ye. E, B ile C toplamı 0 olduğuna göre C'nin de seve seve artı 1 bölü 2 olduğunu anladık. Şimdi benim integralim şu kısmı, şurayı mı temizliyorum? Şurayı temizliyorum. Tamam. Şu kısmı temizliyorum. Benim bu integralimi şu şekilde yazabilirim. Onu anladım ben. İntegral. A bölü x. A'yı ne bulmuştum ben zaten? 1 bulmuştum. 1 çarpı dx bölü x. Artı integral 3 parçaya ayrıldı. Bak bu kez. Nedir burada? B'miz. B'miz neydi Muhammed? Ne bulduk? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 dx bölü x eksi i artı 3. integralime geldim. İntegral burada. Neyim var benim? C. C'yi ne buldum? Artı 1 bölü 2. Artı 1 bölü 2 dx bölü bu kez x artı i. X artı i. Şunu parantezleyeyim karışmasın burası gibi. Şimdi bu bilgiyi bulduktan sonrası kürdan. Evet arkadaşlar kendimizi geliştiriyoruz. Her zaman bir tık bir tık bir tık hep üst seviyeye fırlatıyoruz kendimizi. Kalitemiz, farkımız ortaya çıkacak. Şimdi Muhammed artık bu soru çözülür. Dx bölü x'in integrali zaten ln x'ti ve mutlak değer olarak belirtiyoruz. Şimdi Muhammed bak eksi 1 bölü 2 kafaya gelirse bak eksi 1 bölü 2'yi kafaya alırsan eksi 1 bölü 2 integral dx bir kere daha yazayım x eksi i artı 1 bölü 2'yi yine dışarıya aldım dx bölü x artı i. Bu integrali yaparsam ln x eksi 1 bölü 2 vardı. Muhammed buranın integrali bu bir sabit gibi. Bu bizim için bir şey ifade etmiyor. U, D, U dönüşümünde. Burası ln x eksi i'dir. Aynısını buna U dersek bu da zaten D, U olur. Yani şu dönüşümü x artı i'ye U dönüşümü yaparsam
dx eşittir du olur. Çünkü i sonuçta sabittir, gider. Şimdi aynı mantık, bak Muhammed. Artı 1 bölü 2 ln x artı i oldu. Tamam mıyız? Şimdi Muhammed bak, Amerika'yı keşfetmek, ya ne güzel bir sonuca gidiyor. Yani gidişatını zaten buradan hemen gördük. Şimdi Muhammed, bu ikisi de 1 bölü 2 değil mi bunların? 1 bölü 2 ortak parantezine al. Ln x artı 1 bölü 2 ortak parantezine alıyorum. Ortak parantezine. Önce bunu yazıyorum. Sonra yani sonuçta toplama komütatiftir. Ln x artı i eksi ln, ln neredeyiz Muhammed? Evet. Ln x eksi i ifadesini yazdım. Şimdi önce bunu yazdım, sonra bunu yazdım. Muhammed, burada bir işaret hatamız var mı? Eksi hatamız var mı? Ona bir bakayım ben. Sanki bir minikten bir eksi hatası görüyor gibiyim. Eksi. Şurada bir işaret hatamız gelmiş. Ben onun düzeltmesine ben notlarıma bakıyorum. Şimdi burası tamam. Eksi 1 bölü 2. Ha, evet, şurada bir eksi 1 bölü 2'miz olacak. Eksi 1 bölü 2 dx. Şurada Muhammed, şuraya bir eksi, bak şuraya bir eksi 1 bölü 2 koymam gerekiyordu. Dolayısıyla bu eksiyi hemen videoyu arkadaşlar geriye doğru sardırıp kontrol etsinler. Bu eksiyi buraya koyduğumda burası Muhammed, şurası artıya dönüşüyor. Dolayısıyla benim bu ifadem şuna gitti. Ln x mutlak değer vardı. Artı 1 bölü 2. Muhammed, bu logaritmalar bak, a ile b toplamını tek şeklinde yazabiliyorum. Ln x artı i ile x eksi i'nin çarpımı şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla burası da x kare artı 1 oluyor. Burası da bu şekle dönüşüyor. Bu ifadeyi buradan artı koyduğum zaman şuraya eksimi yap. Tabii burada yaptığım düzeltmeyi buraya aktarmam lazım. Şurası da eksiye dönüştü. Bu ilk yöntemle, bomba silgim bakıyorum. Evet, buldum. Şu kısmı hemen şuradan kaldırayım. Şurada minikten bir kaldıralım. Şimdi bak neye dönüştü. Bu ln x'ti, doğru mu? Evet. Ln x idi. 1 bölü 2 karekök olarak buraya gelir. Eksi ln karekök x kare artı 1. 1 bölü 2 yukarıya geldi. O da karekök demekti. Yine biz ln operatörünü tek bir tanesine, ln x bölü x kare artı 1 artı bir integral sabiti, bu kez c2 olsun. Şimdi birinci yolla yaptığımızı daha uzun bir yolla, karmaşık sayıları kullanarak yaptık ve ikinci yolda da aynı sonucu bulduk. Tabii buradaki minik bir eksiği koymamış olmamızın bir bize külfeti oldu. Onun düzeltmesini arkadaşlar videoya geri sardırıp bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.